Değerli dostlar, Türkiye'nin Avrupa'da, Avrupa Birliği sınırları içinde yaklaşık 5 milyon vatandaşı yaşıyor. Soydaşı yaşıyor. Her neyse diyelim. Yani 5 milyon Müslüman kültüre sahip, dini inancı Müslüman olan Türk Avrupa bünyesinde yaşıyor. Ve birçok Türk de Avrupa'da yeni yeni yerleşmeler yapmaya çalışıyor. Bu yüzden Türkiye'nin ana akım medyasının iki noktada çok zayıf bir kimlik sergilemesi çok dikkatimi çekiyor. Birincisi, Avrupa'da yükselen aşırı sağ ırkçı politikalar ve hemen hemen bütün ülkelerin hükümetlerine yansıyan güçler oluşturmaları. İkincisi, Avrupa Birliği'nin bünyesinde kaçak göçmenlere karşı alınan önlemler ve kararların analizleri. Çünkü o kararlar doğrudan doğruya bir göç rotası üzerinde olması nedeniyle Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bakın, tipik örnek geçtiğimiz günlerde Fransa'da yaşandı ve kimse üzerinde durmadı bile. Ben biraz anlatacağım, kusuruma bakmayın. Çünkü sonuç itibariyle bu tür işler konuşulmaya bir gün pat diye masanın üstüne düştüğünde herkes Türkiye'de ve Ankara'da siyasiler, bu ülkeyi yönetenler apışıp kalıyorlar. Sonra meselenin arkasını toparlamak zaman alıyor. Fransa parlamentosu 186'ya karşı 349 oyla göç politikasını sertleştiren bir kanunu kabul etti. Emmanuel Macron imzaladı. Ve bu Rönesans Partisi, Marine Le Pen diye adlandırılan bir hanımefendinin Ulusal Cephe isimli aşırı sağcı faşist kimlikli partisi tarafından bu kanunun çıkarılmasında resmen desteklendi. Yani esasında merkez sağ Macron'la aşırı sağdaki Marine Le Pen bir araya geldiler. Ve 1789 Fransız devriminin sözde demokrasi, özgürlükçü, falancı filancı, eşitlikçi devletine bir sert bir göçmen yasası hediye ettiler. Ve insan hakları dernekleri ayağa kalktı ve sol partilerde aşırı sağa büyük bir taviz olarak gördüler. Bakın ne diyorlar. Fransa'da onlarca yıldır görünmeyen en gerici göç yasası. Yasa aşırı sağ sol çatışması nedeniyle önceki oturumlarda geçmemişti. Macron tasarıyı sertleştirdikten, kanun üzerinde oynadıktan sonra aşırı sağın desteğiyle bu kanunu geçirdi diyorlar. Ve bakın neler var. Kira desteği ve aile yardımları artık göçmenlerin çalışmalarına bağlı olacak. Yani işsiz olan göçmene kira desteği ve aile yardımı yapılmayacak. Çalışanlar Fransa'ya geldikten 30 ay, çalışmayanlar 5 yıl sonra aile yardımı alabilir deniliyor. Yani işsiz kaldın, 5 yıl direndin, işte aile yardımını sana lütfedip verecek. Fransa'da doğan yabancı aile çocukları, dikkat, 16-18 yaş arasında vatandaşlık talebi önceden suç işlememiş olmaları koşuluyla yapabilecekler. Düşünün, bir aile, yabancı bir aile geldi, yerleşti. Baba çalışıyor, anne çalışıyor, çocukları doğdu Fransa'da. Fakat bu çocukların vatandaşlık alınma talebi 16 yaşında başlayabilecek. 16 ile 18 yaş arasında. Yani o süre içinde Fransa kendi topraklarında doğmuş, onun kültürüyle büyüyen ve yani okulunda okuyan, Fransız okulunda okumak zorunda kalan o çocukların vatandaşlığını kabul etmiyor. Bırak vatandaşlığını, vatandaşlık talebini de kabul etmiyor. Böyle bir yasa bu. Eğitim için gelen yabancı öğrenciden depozito alınacak ve gerektiğinde sınır dışı edildiğinde o depozito sınır dışı masraflarına yazılacak. Bunun gibi kanunlar var. Şimdi sakın yanlış anlamayın. Bir milletin kendi topraklarını aşırı yabancı akınına karşı korumasına karşı değilim. Tam tersine
nüfus kimliğini ve nüfusa bağlı olarak kültürel kimliğin kökten değişebileceğini işaret eden göçlere karşı devletlerin ve milletlerin daha net tavır sergilemesinden yanayım. Bu kadar net söylüyorum. Bu nedenle Türkiye'nin şu anda yaşamakta olduğu kaçak göçmen tartışmasının bir an önce radikal önlemlerle ve nüfus yapısı değişmeden çözülmesinden de yanayım. Fakat Fransa'daki hikaye nüfus yapısı değişmesi, kültürel bilmem ne falan değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü zaten göç almış eski sömürgeler bunlar, İngiltere ve Fransa. Bünyelerinde zaten eski sömürgelerinden bir sürü insanı doğal olarak, vatandaş olarak barındırıyorlar. İngiltere'nin başbakanı Rishi Sunak Hintli ya. Londra'nın belediye başkanı Pakistanlı. Şimdi bu devletler başka bir unsur. Bu devletler zamanında sömürgecilik yapmanın bedelini kendi nüfuslarında yaşıyorlar. Fakat aşırı sağ diyor ki gitti o sömürgecilik falan diyor. Bitti diyor. Bitti, konu kapandı. Biz şimdi temiz bir Avrupa yapacağız. Özellikle bu Müslümanları buradan yollamamız gerekiyor diyor. Şimdi mesela Komünist Partisi bir açıklama yapmış Fransa'nın. Diyor ki doğrudan Ulusal Cephe'nin göç karşıtı broşürlerinden ilkesiz olan bu tasarıyla Cumhuriyet tarihinde ve onun temel değerlerinde bir değişimle karşı karşıyayız diyor. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu esasında yürütülmekte olan Avrupa Birliği'ndeki geri gönderme, hızlandırma, biliyorsunuz Avrupa Birliği bir kanun çıkardı, bilmiyorsunuzdur. Çünkü bizim medyamız hiç üzerinde bile durmadığı için Avrupa Birliği'nin çıkardığı kanuna göre Avrupa sınırlarında toplama merkezlerinin oluşturulması, bütün Avrupa sınırlarında göç alan mesela Yunanistan, İtalya falan, orada geniş toplama merkezlerinin oluşturulması ve iade işlemlerinin bütün bürokratik ve hukuki sistemlerden arındırılarak hızlandırılması öngörülüyor. O girdi devreye şimdi Avrupa'da. Yani Avrupa fakir güneyden gelmekte olan bütün mültecilere karşı duvarlarını yükseltiyor. Bu bizi nerede etkiler? Biz buradan giden mültecileri eğer Ahmet Davutoğlu zamanındaydı sanıyorum serbest dolaşım vaadiyle bir geri alım sözleşmesi yaptık ve o sözleşme hala duruyor. Yani Yunanistan ele geçirdiği bir mülteciyi bize şakka danak yollama şansına sahip. Şimdi bu kanunlar çerçevesinde bütün mültecilerin çok hızlı bir şekilde Türkiye'ye geri döndürülmesi de karşı karşıya kalacağımız ana sorunlardan biri olacak. Bunları lütfen takip etsinler. Bunlar zaman sonra bize büyük bir kriz olarak yansıyacak. Şu anda Avrupa artık merkez sağdan aşırı sağa giden bir yapıya kavuşmuş durumdadır. Orada yaşayan vatandaşlarımızın da çok dikkatli olmalarını rica ediyorum. Hoşça kalın.